Selamünaleyküm. Tüm ışık atlayacağım arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Saat 8. Hemen dedim sabahtan akşam katlayamadım dün oruç tutunca. Canım istemedi be arkadaşlar. Yani canım istemedi öyle. Keyfi takıldım. Onun için şimdi Kur'an okumak için cüz okuyacağım da onu okuyuncaya kadar dedim. Hemen çalışırız. Bu sefer hiç Ramazan hazırlığım yok. Zaten alışverişimi yapmıştım. Yufka ile zor peynir almıştım. Yufka almamız lazım. Yani nasıl bir hazırlık? Herhalde yine sadece gözleme güçle şey yeriz. Çay. Tahin pekmez. Ben sadece içecek de içebilirim. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Kilo aldığım için sahurda içecek, akşam yemek, çorba, salata. Baktım tüm makarna var, çorba var, salata var, yemek var derken makarna çok geldi. Bayağı yedim yedim yedim. Çok geldi, yemedim fazla. Su içtim iftardan önce, iftar açarken su içtim. Suyla açtım artık mecburen. Vallahi bir sürü kaldı yemek. Dedim hani Ramazan'da sadece çorba. Kendimiz hani misafir falan mesela bir şeyler yapılır da. Çorba, salata yeterli. Yanına az bir yemek olursa da olur diye düşündüm. Çünkü Ramazan'da bilmiyorum ya bir fazla oluyor sofrada yemek. Hani çorba olunca diğer yemekler kalıyor gibi geldi. Canlar. Bunların tersine dikkat etmeden katlayayım. Boşver. Herkes alsın alsın giysin. Sanki şu diğer kızan gibi. İşte çamaşırlar bu sefer az çıktı. Ben iki kez falan dışarıya çıkmadım. Demek ki ev kıyafeti ya dışarı kıyafeti giymeyince çamaşırlar birazcık az çıktı bu sefer. Bunlar gece yıkandı, kurutmaya atmıştım. Kızım çıkartmış, o kendi çamaşırlarını atmış. Şimdi beyazları ben çalıştıracağım. Bir tane kıyafetim bulamadım. Şu grili şeyim vardı ya hani. Grili herhalde şunun içerisinde. Lekeli. Hani lekesi çıkmadı. Sabahlar giyiyorum üzerime sweat vardı. Onu bulamadım. Onu beyazlarla atacağım. Üstüne sprey sıkacağım. Leke çıkarıcı. Mireyin de bir tane kıyafetinde leke var. Onu da öyle sıktım. Attım makineye. İşte böyle arkadaşlar. Orucumuzu tutacağız. Saat 5.50'de imsak. 5'te kalkalım dedik eşimle. 5'te kalkalım. 5.50'ye kadar. Yani 5'te ben hazırlarım. 15 dakikada hızlı bir şekilde. Tabii Milay okula gidecek. Milay direkli
Sahurda yer. Direkt oruç tutar öyle alışsın diyerekten. Yani ortaokula gidiyor ama şimdi okullar uzak. Alışsın öyle arkadaşlar. Yani çok da yaşı şey dersiniz belki ama hani küçük değil büyük dersiniz ama öyle öyle alıştıracağız. Ne yapalım arkadaşlar yani. Bizim zamanımızda her gün tutuluyordu oruç ama şimdi çocuklar tutuyor. Miray hevesli hani böyle yani teravih namazına falan gidelim dedim Miray için. Yani Allah rızası için gideceğiz. Miray da alışsın hem de diyelim. Mesela o şey önemli gecelerde falan Miray şeyini şey yapıyor. Namazını kılıyor. Namaz kıyafeti aldım ben ona. Giyiyor kıyafetleri böyle mavi mavi. Kılıyor arkadaşlar. Saçım başım dağınık olur da şimdi namazdan sonra hemen kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltımızı yaptık eşimle. Saat kavramı yok çünkü dün ben oruçtum. Onun için saat kavramı bitti. Bu şey koyu renkliler. Hah, buldum 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 abi. Şunun şurasında leke var ya bak. Şu çıkmadı bu. Tekrar beyazlarla makineye atacağım. Şimdi hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese arkadaşlar. Allah'ım güzel güzel oruçlarımızı tutmayı nasip etsin. Herkese bol bol sevap versin. Kimseyi oruçtan mahrum etmesin. Ben namaz kılmadığım zaman diyorum ki Allah'ım sen diyorum beni. Ben diyorum namazı kılmadım. Beni neden çağırmadın? Yani ne yaptım da acaba diyorum. Ben namaz kılamadım diyorum. Hani oruç tutmayınca da böyle bir sorgulamak lazım. Allah'ım ben oruç tutamadım da. Kendim için demiyorum. Neden böyle beni istemedin oruç tutmak için? Yani oruçla konuşmak lazım bir de oruç. Oruçla konuşacaksın. Sorgulayacaksın kendini acaba sorun ne? Bu kurumamış. Bunu kaloriferin üstüne koyacağım. Şimdi iki tane çamaşır olunca böyle iki posta çamaşır yığılıp kalıyor. Öyle olunca da benim birazcık zorunlu oluyor yani. Tek tek yıkamak daha keyifli. Yani eskiden belediyeyken hepsini katlardım da. O başka. Başka arkadaşlar. Soruma da gittiğinden de şimdi hemen cüz okuyacağım diyerek de heveslendim çamaşır dedim katlayayım birazcık daha beyazlar atılacak dedim işte bu herhalde kızımın ya kızımınkini eşim dolabına koyuyorum eşim de dalgınlıkla giyiyor kızım diyor ki anne benim eşofmanım diyor babama dolabına koymuşsun babam giymiş diyor. Yani sahurda işte hazırlayacağım herkesi. Herkes ne zaman yerse yesin. Ben oruç tutmayan hazırlamıyorum demiştim hatırlıyorsanız. Milay küçük de. Nasıl bilmiyorum. Çıkacağım mı bakalım. Allah'ım bütün çocukları tutmayı nasip et yarabbim. Ben de diyorum acaba nerede hata yaptım da çocukların bazen oruçlarını tutmuyorlar diyorum. Hiçbir hatam yok onunla ilgili. Bilmiyorum arkadaşlar. Bazen hani onlar dayanamıyoruz, edemiyoruz falan diyorlar büyükler ama çalışırken yemin ederim ben de dayanamamıştım. Ha. Nereye gidiyor? Dışarı mı çıkıyor? Yatacak mı dışarısı ya? Alo. Hemen bitiyor ya. Yatamadım ya. Beraber katlayalım mı? İnan ya ayakta duramıyorum ya. Ay vallahi çamaşır var. Orada uyuyiver ya. Televizyon izliyordu. Biraz yat uyuyacaktı ama içeride uyuyamamış. İçeride uyuyamamış. Bitti zaten yaz kaldı. Benim de katlayasım yok sanki. Kaldırayım sonra katlayayım beyazlarla olmaz. Az bir şey kaldı. Şu pantolonu katlayayım mı? Bir kuramı atayım sonra duş alacağız. Dışarıda su doldurmaya gideceğiz. Yufkaya bakacağız işte. Yufka alacağız. Nereden alacaksak.
Şimdi bir şeyler atacağım arkadaşlar. Beyazları. Spreyi sıkacağım şeye. Halda yıkanmış. Vallahi bir hafta sonra yıkıyorum ben çamaşırı da kızım. Her gün ya da iki güne bir çamaşır atıyor makineye. Her gün az az birkaç tane atıyor. Belki bizimkilerden de atmıştır. Onun için çamaşır az bu sefer. Yani benim mesela o üst sivitimi atmış, alt kareyi atmış. Bayağı atmış. Burada pek bir şey kalmadı. Bu minikleri ben sonra çalıştırayım. Çünkü eşim de yatacakmış. Onda geç benim şey yapmam lazım. Kur'an okumam lazım. Çok oyalamayayım. Bunu beyazlarla katlayayım arkadaşlar. 10 dakikamı falan alır şimdi. Boşver. Çok kilo aldım arkadaşlar. Acaba diyorum içecek mi içsem? Benim içeceğim var. Bilmiyorum. Vallahi karar veremedim ya. Orucumu tutayım hem de zayıflarım. Tatlıdan tatlı illaki şeker düşüyor falan. Şu son 6 aydır ben bir tatlı çok böyle doyurucu yemesem de yedikçe kilo veremedim. Böyle arkadaşlar. Bunlar kalsın şimdi. Bunun içerisinde az bir şey var. O halledeceğim. Bu böyle kalsın. Hemen bunları ben bir yerleştireyim arkadaşlar. Görüşürüz. Beraber yerleştirelim. Şimdi havalar ısınacak bu bayramdan sonra. Yazlıklar öne, kışlıklar arkaya alınacak arkadaşlar. Bayramdan sonra bayram. Şimdiden bayramla böyle. Dolap molap uğraşamam. Yani uğraşmaya değmez şimdi. Çünkü gerek yok.
yıkamış kızım, bunları yıkamış, katlamış. Da benim bir şey düz düz koy koy vermiş. Öyle olunca çok dağınık gösteriyor. Vallahi oğlumun doğum günü için bir şeyler yapsak mı dedik ama onlar gitmişler, o yüzden işleri varmış çarşıda. O yüzden öyle bir şey yapamadık arkadaşlar. Şöyle, bunlar da böyle. Bunlar da çocukların odasına gidecek, tamamdır. İşlem tamam, görüşürüz arkadaşlar. Şöyle leke var arkadaşlara, bakın. Çocukların leke çıkartıcısı. Lekenin üstüne böyle sıktım. Telefona da geliyor herhalde. Bunu böyle sıktım, bakalım çıkacak mı? Açık renk beyazlar. Beyazlarla atıyorum. Bir de yine şurada lekesi var. Onu da attım. Ama da sıktım. Benim krem rengi vardı. Ama da sıktım. Evet arkadaşlar. Aynen böyle. Deterjan dökmüştüm biraz önce. Çalıştıracağım şimdi. Yıkamasın, sonra kurutma yatacağım. Görüşürüz. Şöyle bir leke çıkartıcı. Ayakkabı lekesi için falanmış bu. Şöyle. Ben ilk defa ha, kıyafet falan da gösteriyor. Bak, bak. Burada kıyafet var. Ayakkabı var. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Selam. Ay, makineye boşaltacağım ben. Makine yıkanmadı ki. Vallahi arkadaşlar, ben makineye boşaltacağım diye girdim. Makine yıkanmadı, o aklıma geldi. Şimdi şuradan birazcık doldurayım makineye. Çalıştırayım. Tekrar boşaltayım. Şimdi boşaltıp da şey yapacaktım. Saçımı boyamak için. Lavaboya girecektim. Makineyi boşaltayım, doldurayım diye düşündüm ama baktım ki bulaşıklar var. Yani şey yıkanacak. Şimdi fark ettim. Fazla bulaşık yok. Şu an elimde yıkayabiliyorum. Tepsi var sadece.
Makineyi çalıştırayım. Bunları da elimde yıkarım. Alıcıdan kullanacağım. Biraz boşluk vardı. Boşluk var diyerekte çalıştırmamışım. Kesinlikle ben işte makineyi boşalttım da bunu işte yerleştirmemişim. Thank you.
kireçlenmiş. Bunu da şeye kullanacağım. Çay. Semaverine. Bitiyor. Şimdi yani Ramazan böyle şey yapsam, börek falan yapsam iyi de. Saçılıyor. Evet, açtım. Bunun rengi biraz açık arkadaşlar. Nasıl olacak? Hep ben sarı kullanıyorum normalde. Numarası 9. 9 numara kullanıyordum. Sonradan sonra 9'u bulamayınca 8'e devam ettim. Bu
Biraz rengi saçımın rengini açacak. Açacak. Şöyle havlu yaptım kolaylık olsun diye. Saçımın hepsini boyayacağım. Çünkü bunun rengi biraz açık olduğu için. Yapacağım. Yalnız böyle bir damlamasın diyerekten. Şöyle. Evet. Taraklıymış. Bayağı işimi kolaylaştırdı. Ben biraz elimi kullanacağım. Daha böyle hedefime ulaşmak için. Arkadaşlar. Limon ne yapıyoruz? Bu boyadan alıyoruz. Neden? Çünkü taraklı olduğu için arkadaşlar. İlk boya bunu biraz önceden de yapabilirdim ama biraz çok sürmüşüm. Bak şuralara. Olsun diyelim artık. Thank you.
Bu da Miray'ın bardağı. Bu arada saçımı boyadım arkadaşlar. 9 numara ile boyadım. Güzelce maskesini, şampuanını sürdüm. 3 dakika bekledim. Saç boyam şu an ıslak olduğu için tam belli değil. Açık. 9 olduğu için açık renk. Şimdi biz kahvemizi içelim. Ondan sonra dışarıya çıkacağız. Ben bir kovire uğrayacağım. Suları dolduracağız. Yufka alacağız. Sonra geleceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bakalım.